Herkese merhabalar. 10. sınıfa geçerken hangi kaynakları kullanmalıyız? Hocam 10. sınıf önemli. Üniversite sınavı yaklaşıyor. 11'den itibaren insanlar artık çalışmaya başladığınızı duyduk, yorumlarda gördük. Bizler de sizler için 10. sınıfta esasında sadece 10. sınıf eksenli değil, aynı zamanda üniversite sınavına da güzel bir hazırlık yapmanızı sağlayacak şekilde kaynaklar tanıtmak istedik arkadaşlar. Zorlu bir LGS sürecinden sonra lisenin ilk yılı biraz daha kolay geçti. 9. sınıf esasında zor. Ama şimdi 10. sınıfta artık düzenli bir şekilde çalışıp tempoyu artırma zamanı. Sena isimli bir öğrencimiz çok güzel bir soru sormuş. Demiş ki, TYT konularının hiçbirini bilmiyorum desem, bu yaz tatili sürecinde TYT konularımın hepsini bitirmek istiyorum. Günde kaç saat ders çalışmam gerekir? Lütfen yardım edin demiş. Arkadaşlar, üniversite sınavı dediğimiz YKS iki temel oturumdan oluşuyor. Birincisi cumartesi günü yapılan temel yeterlilik testi TYT, diğeri de alan yeterlilik testi AYT. Bu ikisi arasındaki farkı birçoğunuz zaten biliyorsunuzdur ama ben biraz daha ilginç bir ayrıntıdan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar, eğer 2 yıllık fakülte istiyorsanız TYT'den, 4 yıllık fakülte istiyorsanız AYT'den sorumlu olduğunuzu biliyorsunuz. Hem TYT hem AYT'den sorumlu olduğunuzu biliyorsunuz. Ama burada esas fark şu. TYT, AYT'ye göre çok daha zor bir sınav ve TYT'de başarılı olan öğrenciler AYT'ye tabii ki puan kazanıyorlar. Esas sınavı belirleyen AYT ama TYT sizin hangi şehirde, hangi üniversite okuyacağınızı belirliyor esasında. AYT hangi bölümü kazanacağınızı belirliyor. Yani diyelim ki AYT'de iyi yapamazsanız hukuk kazanamıyorsunuz. Ama AYT'de iyi yapsanız bile TYT'de çok iyi yapmadıysanız işte Galatasaray hukuk, İstanbul hukuk, Ankara hukuk kazanamıyorsunuz. Dolayısıyla TYT çok daha iyi üniversitelere girmeniz için zaruri bir şey. AYT ise üniversiteyi kazanmanız için zaruri. AYT 11 ve 12. sınıf konularından oluşuyor. TYT ise 9 ve 10'dan oluşuyor. Ama 11-12'de zaten birikimli ilerlediği için AYT esasında 9-10-11-12 diyebiliriz. Ama net olarak 11-12. Şimdi dolayısıyla TYT yani sizin Boğaziçi'ne mi, ODTÜ'ye mi, İstanbul'a mı, Marmara'ya mı, İşte Selçuk Üniversitesi hangisine gireceğinizi belirleyen, üniversite farkını belirleyen şey TYT, yani esas kaymak kısmı belirleyen TYT ile alakalı şimdiden çalışma yapmanız, yani TYT konularını bitirmeniz için 9. ve 10. sınıf konularına odaklanmanız lazım. Biz de sizler için çok güzel bir kaynak hazırladık. 9'dan 10'a hazırlık seti. Nedir hocam bu? Hem 9. sınıfı tekrar ediyoruz hem de 10. sınıfa ön hazırlık yapmış oluyoruz. Hatta şöyle gösterelim bakın. Hemen göstermek istiyorum. Biliyorsunuz TYT'de sayısal sözel eşitlik hepsinden sorumluyuz. Şimdi 9'dan 10'a matematik, 9'dan 10'a edebiyat, tarih, coğrafya, 9'dan 10'a fizik, kimya, biyoloji. Bunun üçünü set haline aldığınızda sizin için daha avantajlı oluyor. Nedir hocam bu? Hemen gösterelim. 9'dan 10'a fizik, kimya, biyolojide mesela diyelim ki öncelikle fizik dersinde öğrenmeniz gereken, yani 10. sınıfta öğrenmeniz gereken konuların ortaokul tekrarını yapıyoruz. Ne ortaokulu hocam ya? Evet, ortaokulda da gördüğünüz fen bilimleri dersinde esasında bunların temeli vardı. Ortaokul tekrarını yaptıktan sonra 9. sınıf tekrarı yapıyoruz. 9. sınıf tekrarından sonra bu konuyla alakalı fizikteki 9. sınıf tekrarından sonra 9'dan TYT tekrar yapıyoruz. Yani bir konunun hem ortaokul tekrarı hem 9. sınıf tekrarı hem de 9'dan TYT tekrar yapılıyor. Aynı şey kimya için de geçerli. 9'dan TYT kısmında mesela 9. sınıfla TYT bağlantısını öğrenmiş oluyoruz konunun. Yani hem ortaokuluna bakmış oluyoruz hem 9. sınıf tekrarı hem de 9'dan TYT tekrarı. Bu biyoloji dersi için de geçerli. Edebiyat, tarih, coğrafya da aynı şekilde. Hocam ortaokulda edebiyat yoktu ki. Evet yoktu ama ortaokulda aynı konuyla alakalı yazım kuralları vardı. Yazım kuralları tekrar yapıyoruz. TYT'de mutlaka soru geliyor biliyorsunuz. Ardından edebiyat tekrarı, ardından da 9'dan TYT tekrarı. Bu tarih dersi içinde, coğrafya dersimiz içinde bu yöntemle belirlediğimiz şey. Ve bunların biliyorsunuz ki aynı zamanda 9'dan 10'a matematik kampı da var. Bunlar da matematik kampı da hazırladık. Bu nedir hocam? Burada yine aynı şekilde ortaokul tekrarı, 9. sınıf tekrarı ve 9'dan TYT tekrarı yapmış oluyoruz arkadaşlar. Burada tabii takıldığınız sorular olursa kare kod okutarak soruların çözümünü uzman hocalardan dinleyebilirsiniz. Böylece matematik 9. sınıf ve 9'dan öncesinde 10. sınıfta öğreneceğimiz konuların temelini oluşturan ortaokul tekrar yapıyoruz. Aynı şekilde edebiyat, tarih, coğrafyada da, aynı şekilde fizik, kimya, biyolojide. Bunu 9'dan 10'a hazırlık setimizde bir arada avantajlı bir şekilde Tonguç mağazadan ya da Tonguç kitapçılarından isteyebilirsiniz arkadaşlar. 10. sınıf için bir ipucu verelim sizlere. TYT'de karşına çıkacak birçok konuyla 10. sınıfta tanışacaksınız. Dolayısıyla 9'u iyi tekrar edip 10. sınıfa da güzel bir hazırlık yaptığınız zaman gerçekten de TYT'ye sağlam bir hazırlık yapmış olursunuz. Aynı zamanda 9'dan 10 hazırlık kampımız var arkadaşlar. Bu kampımıza da bu kitaptan ödevler vereceğiz. Yani bu setten ödevler vereceğiz. Yani 9'dan 10'a FKB kitabımızdan, 9'dan 10'a edebiyat, tarih, coğrafya kitabımızdan ve 9'dan 10'a matematik kitabımızdan ödevler vereceğiz. Ortaokulda 9 tekrar edip 10. sınıfa ön hazırlık yapmış olacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Ve böylece hem YouTube kampımızda hem de kitaplarımızda harika bir hazırlık yapmış olacaksınız. Ödülü soru yapın, yorumlara yollayın. Şimdiden yeni sınıfınıza başarılar arkadaşlar.